Türk tiyatromuz ve Türk sinemamızdan bir çınarımızı daha yitirdik. Usta sanatçı Metin Çekmez hayata veda etti. Yine hüzünlü bir yayında sizlerle birlikteyiz. 2020 yılı gibi 2021 yılında da çok büyük değerlerimizi kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz ne yazık ki. Tabii ki takdiri ilahi. Ölüm hepimiz için ama giden bu değerlerimiz birçok hoş seda ve sinemamızda, tiyatromuzda, müziğimizde ve sanat camiamızda, ülkemizde güzel eserler bırakarak güzelliklerle ve hayırla yad ediliyorlar. Bu büyük değerlerimizden birisi de Türk tiyatromuza ve Türk sinemamıza muhteşem projelerle yıllarını veren usta sanatçımız Metin Çekmez. Usta sanatçı Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da doğdu. Abisi tiyatro ve sinema sanatçısı Dinçer Çekmez de 1940 doğumludur. Metin Çekmez, ilk orta ve lise öğretimini bitirdikten sonra üniversitede gazetecilik bölümünden mezun oldu. Usta sanatçı, sanat hayatına 1962 yılında Hamlet oyunuyla başladı ve 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına kadrolu oyuncu olarak girebildi. Bir alaylı oyuncu olarak kendisini usta-çırak ilişkisi içerisinde geliştirdi. Şehir tiyatrolarında uzun yıllar birçok oyunlarla sahne hayatına devam etmiştir. 1972 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Tatlı Dilim sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Bu filmde Metin karakterine can veren Metin Çekmez, uzun yıllar birçok sinema filmlerinde yer aldı. Daha sonra Ertem Eğilmez'in bir diğer filmi olan Yalancı Yarim'de de yine Metin karakteriyle ekranlarda kendisini izledik. Daha sonra Boş Ver Arkadaş filmindeki Kamil rolü onu bir tık yukarıya taşıdı. Usta sanatçı Metin Çekmez, Arzu filmi çeşitli filmlerinde rol aldıktan sonra Kemal Sunal'ın başrol oynadığı çeşitli sinema filmlerinde yine yan karakterlerde rol alarak kendisini daha da geliştirdi. 1984 yapımı Atla Gel Şaban filminde abisi Dinçer Çekmez'le birlikte bu filmde rol alan usta sanatçı, daha sonra özel televizyon kanallarının da gelmesiyle ve 80'li yılların sonlarında televizyon furyası dizileri başlayınca bu dizi furyası oyunculuklarında birçok rollere can vermeye uzun yıllar devam etti. Usta sanatçı Metin Çekmez, 1985-1988 yılları arasında 74 bölüm süren Perihan Abla dizisindeki konuk oyuncu olarak yer aldığı rolle adından sıkça söz ettirmişti. Metin Çekmez'i zirveye taşıyan en büyük proje ise İstanbul Çengelköy'de çekilen 1993-97 yılları arasında 4 yıl 135 bölüm süren ve o dönem ATV ekranlarında Türkiye'ye 7'den 77'de herkesi ekranlara kitleyen bir aile ve mahalle dayanışmasını anlatan Süper Baba dizisinde canlandırdığı Cevdet karakteriyle oldu. Bu dizide usta sanatçı Metin Çekmez, Şevket Aldoğ, İhsan Devrim, Serpil Tamur, Aytaç Yürük Aslan, Diler Saraç, Sevinç Erbulak, Şevval Sam, Sümer Tilmaç, Musa Uzunlar, Jülide Kural, İsmet Ay, Abdullah Yüce, Kamuran Usluer, Nihat Nikerel, Seray Gözler, Eray Demirkol, Mücap Ofluoğlu, Kenan Işık, Tuncay Önder, Selçuk Yöntem ve Suna Pekuysal gibi bir sürü büyük ustalarla birlikte aynı kareyi paylaştı. Bu onu daha da güzel rollere ve işlere taşıdı. Metin Çekmez daha sonra televizyon dizilerindeki yükselişine hızla devam ederken bir taraftan da tiyatro hayatına bir süre daha devam etti. Metin Çekmez daha sonra 2004-2006 yılları arasında Cüneyt Arkın'ın başrol oynadığı Köpek dizisinde Mengene Hayri karakterine can vererek adından bir kez daha söz ettirmiş oldu. Paranın yarısını sana mı vereyim? Avucunu yalasın. Avucunu yala. Ben o parayla öğleden sonra çiftliğe gidip yepyeni bir at satın alacağım. At! Alo! Alo! İşim varsa sonra ara Cihat Bey. Senin keyfini bekleyemem. O atı kaçırmayalım, değil mi Cafer? Evet efendim. Diğer atlarınızdan çok farklı. Mükemmel bir at. Yürü öyleyse. Usta sanatçı Metin Çekmez daha sonra 2006-2008 yılları arası 3 sezon yayınlanan ve başrollerini Halit Ergenç ile Bengüzar Kore'nin oynadığı Binbir Gece dizisinde canlandırdığı Burhan Evliyaoğlu karakteriyle muhteşem oyunculuğuyla adeta level atladı. Usta sanatçı Metin Çekmez,
En son 2014 yılında Star TV'de yayınlanan, başrollerinde özlendiğiniz Hatice Şendil, Gürbey İleri ve Begüm Kütüğün oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde ailenin otoriter babası Siyah Yörük Han karakterine hayat verdi. Sanatçı Metin Çekmez bayağı bir süredir Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşıyordu. Daha sonra kanser hastalığına yakalanan usta sanatçı bir süredir bu hastalık dolayısıyla tedavi görüyordu. Metin Çekmez kanser tedavisi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde 25 Ağustos 2021 tarihinde 76 yaşında vefat etti. Dilerseniz usta sanatçı Metin Çekmez'in rol aldığı projeleri sizlerle paylaşalım. Usta sanatçı Metin Çekmez birçok tiyatro oyunlarında, birçok sinema filmi ve birçok televizyon dizileriyle ekranlarımıza ve sahnelerde izleyicilere konuk oldu. Biz de bu usta sanatçımıza rahmetler diliyor, ailesi, kederli yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıklı, mutlu ve esen kalın.